Ne? İnek karı. Şu bıraktığı paraya bak. Gene az para bırakmış. Ulan bunda ne yapılır? Anca iki el oyun oynanır. Belki üçüncü elde kazanacağım. Ay kahtabay. Bir gelsin eve. Ben ona gösteririm gününü. Kadın kısmını dövmezsen kadınlığını hissetmez tabii. Yok ya. Ben şimdi sana başka bir şey hissettireyim de gör. Ulan kabus mu görüyorum ne? Anne! Nereye gidiyorsunuz lan? Ben de harcayacağım. Lan! Lan gitmeyin! Ay! Paralar gitti. Anne! Bu ne lan? Paralar gelip beni satın aldı. Şimdi ben de yapmam gereken şeyi yapacağım. Anne! Ne yapacakmışım? İşte bunu. Anne! Oh! Vurma lan! 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 Vurma! Oğlum! Ay! Fakat siz ne diyorsunuz Ferruh Bey? Sema'nın iyiliği için bunu istiyorum sizden. Bakın siz iyi bir insansınız. Ve karımın mutlu olmasını istiyorum. Onu kötü insanlardan koruyacak biri lazım. Ve bu sizden başkası olamaz. Ferruh, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet farkındayım. Sema, dünden beri düşünüyorum. Seni o Zontafa denilen pisliğin elinden ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Zontafa'yı Sema'dan boşatıp sizinle evlenmesini sağlayalım. Ama nasıl olur? Masar Bey size yalvarıyorum. Bunu ölmüş bir insanın son arzusu olarak görün lütfen. Eğer bunu kabul ederseniz ruhum hep huzur içinde olacaktır. Yoksa çok acı çekeceğim. Ama ruhsar böyle bir şeye o ne der? Ruhsarla konuşup ben hallederim. Evet, Zontafa'ya gereken cezası verilmiştir. Ah, Ferruh'un bugünkü izin süresi doldu. Ben Ferruh'u yukarı götürüp tekrar geleceğim hayatım. Hazır mıyız Ferruh Bey? Evet, hazırız. Mazhar Bey, inanın böyle bir şeyi ben istemedim. Ferruh çok istiyor. Çok, çok zor bir durum Sema Hanım. İşte döndüm. Aa, ne oldu Masar? Ne bu halin? Bir şey mi oldu? Ruhsar'cığım sakin ol. Söyleyeceklerimi sonuna kadar dinlemeden de beni tavuğa ya da maymuna çevirme lütfen. Ne diyorsun sen ya? Hayır, böyle bir şey nasıl kabul edersin ha? Dur, sinirlenme, korkutma beni ya. Bu bir ruhun son arzusu. Lütfen beni eski halime getir. Ya bu şekilde Allah muhafaza beni bir horoz görse ne yaparım ya Ruhsar? Ne yaparım? Ne yaparım? Ha? Sen ne utanmaz adammışsın be? Karını kendi ellerine kocama nasıl verirsin? Bundan da ne derler biliyor musun? Ama öbür türlü de o Zontafa denen pis herif zavallı Sema'ya hayatı zindan edecekti. Yok ya! Sen ve karın bizi kesinlikle ilgilendirmiyorsunuz tamam mı? Ben kocamı istiyorum. Ruhsar sakin ol yavrum sakin ol. Her şeyi güzellikle halledebiliriz. Ahiret bir güzellikle kurtulabilir. Her şey bir ruhu sevmekle başlar. Saçmalama gözüm abla. Bunun tartışılacak hiçbir yanı yok. Ben kocamı kimselere veremem. İlk yağmurda gidip o karını kendi evine yollayacağım. Buyur Sema'cığım. Teşekkür ederim. Ben bakarım. Tamam bakarım sen bak. İyi, hoş geldin Reyhancığım. Hoş görmedim. Şimdi geldim. Mazhar Bey'in benimle evlenmesi için size son bir şans veriyorum. İyi düşünün. Reyhan, salaklığın lüzumu yok. Sana ne oluyor bakayım böyle? Seninle denedik olmadı işte. Bunun ne oluyor? Ne yapalım yani? Allah Allah. Sema Hanım son sözünüz bu mu yani? Sema daha hiçbir şey söylemedi ki Reyhancığım son sözü bu olsun. Onun yerine ben konuşayım istersen. Orta yerinden çat diye çatlasan da Masar Sema ile evlenecek. Hadi bakalım Reyhancığım seni zagalıyoruz hadi. Yazıklar olsun hepinize. Masar Bey'le evleneceğim diye hiç kimseyle evlenmemiş. Keşke beni isteyen birileri olsaydı da onlarla evlenseydim. Ruhsar Hanım, niçin anlamak istemiyorsunuz? İkimiz de birer ölüyüz. Onlarsa canlı. Bırakın onları oraya göre, biz de buraya göre yaşayalım canım. Herife bak ya! Bana baksana sen. Ben bir senedir kocamın yanına gidip geliyorum. Üstelik ikimiz de hayatımızdan gayet de memnunuz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bak seni anlıyorum. Ama lütfen sen de beni anla. Karımın dünyada yaşarken acı çekmesini istemiyorum. Senin karın acı çekmeyecek diye kocamla ben mi acı çekeceğim? Şu yağmur bir başlasın hemen şu meseleyi halletmeye gidiyorum. Aman da benim güzel gelinim. Kahveler de yaparmış bize. Nikah için yarına gün aldım. Hemen olsun istedim. Ben nikahı çarçabuk yaptım. Siz de torunu bir çırpıda yapıverirsiniz artık benim gelinim. İnşallah efendim. Ben kapıya bakayım Sema. Tamam bakayım sen kapıya. Ben alayım Sema. Bir görümce! Ahlaksız bir görümce! Bir! Sema Hanım, Mazhar Bey'i bırakmanız için kaç para vereyim size? Söyleyin! Efendim anlayamadım. Söyleyin! Her şeyin bir fiyatı vardır. Mazhar Bey'den ayrılmanız için kaç para vereyim size? 500 bin mi? Al! 600, 700 bin vereyim. Heh, al!
Reyhan, komik duruma düşüyorsun ha. Reyhan, sinirleniyorum ama artık ha. Çık git bakayım şuradan çabuk, hadi. Hadi. Aşk olsun Meykup Efendi. Hani ben sizin güzel gelininizdim. Ne çabuk unuttunuz. E ne yapalım kızım? Mini kuşum istemedi işte. Pabucumuz çatıya atıldı demek. Hepiniz aşk olun he mi? Karamazsın sen tanrım. Kusura bakma Sema kızım. Bu böyle biraz delidir işte. Aslında iyi kızdır yani. Basar. Aman abi. Ruhsacığım, ruhum hoş geldin canım. Bu kadını derhal bu evden def edeceksin. Dur, dur, gel 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 mutfakta konuşalım. Gel bırak şimdi dur. Hadi Cemil parça bir tutuyor. Bu bir ruhun son arzusu. Bunu en iyi sen bilirsin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü sen de bir ruhsun. Onunla evlenmek zorundayım. Ama o zaten evli. İmam nikahlıymış ya. Resmi nikah yok yani. Yeter artık Basar. Bu kadınla evlenmeyeceksin. Onu hemen buradan gönderiyorum. Ruhsar dur 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 yapan yapan. Allah kahretsin. Yine yağmurlar kesiliyor. Sema. Efendim. Bak ne diyeceğim. Bu gece hemen özel eşyalarını hazırla. Yarın benimle evlenip tamamen bu eve yerleşmeni istiyorum. Peki Masar Bey. Aman da şükürler olsun. Göbekçi babaya göbek adaklarım var. Oo! Kalk kız kalk kalk. Oh 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 oh. Göbekçi babaya göbek adak... Öf lan öf. Acaba iki üç tulkanı daha mı alsam lan? Hiç fena fikir değil ha. Hem 2-3 kat fazla sevaba gireriz, hem de 2-3 kat fazla para girer. Biz de bu oyunları rahat rahat oynarız. Ne dolanıyorsun lan orada? Yoksa bir haltlar mı karıştırıyor? Yo, ne haltlar karıştıracağım canım? Orasını bilmem. Kaşıkla çay bile karıştırsan haberim olacak. Anladın mı? Herkes içince çift görür, sen de duble manyak oluyorsun. Konuşma lan dul karı. Ayağı kırılsın ayı olayı. Nankör. Ben olmadım adı şimdi havalı Sema'ydı. Çek git ulan buradan. Bu kadın bir haltlar karıştırıyor ya. Neyse. Yarın takip eden ne halt ettiğini görürüm. Bunların hepsi senin yüzünden oldu be gözüm abla. Ya nereden çıkardın şu Feruh denilen herifi? Ama güzelim ben nereden bilebilirdim olayların bu şekilde gelişeceğini. Eğer engel olamazsan Masar bugün o kadınla evlenecek. Ama istese de istemese de ben bu nikahı engelleyeceğim. Hiç kimse duygu sömürüsüyle kocamı elimden alamaz. Gidiyorum. Dur, hiçbir yere gidemezsin. Ay, ne oluyor bana? Gidemiyorum. Seni yollamayacağım, gitmeyeceksin. Ama bu nasıl olur? Karıma olan sevgim bana güç veriyor. Seni dünyaya göndermeyip karımın iyiliği için Masar'la evlenmesini sağlayacağım. Hayır! Bunu bana yapamazsın. Büyük Allah'ım, Masar'ımın mürüvvetini de gösterdin ya bana. Sana binlerce şükürler olsun. Ben bakarım anne. Aman dön bakayım. Ay ay ay, pek de yakışıklı oldun maşallah sana maşallah. Sen geldin. Ay onları bana ver. Sen içeri. Hoş geldin kızım. Gel geç geç geç. Merhaba. Ben gidip senin eşyalarını yerleştireyim. Geç. Masar Bey bakın, bunu gerçekten yapmak zorunda değilsiniz. Biliyorum Sema, ama insan şu 3 günlük dünyada bir takım iyilikler de yapmalı. Ferruh'un son arzusunu yerine getireceğim. Ben açarım. Ne yapıyorsun la burada Dingi? Temizliğe geldim. Temizlik yapıyorum. Hadi sen git. Hadi bakalım gelin hanım. Sen artık yavaş yavaş gelinliğini giymeye başla. Gelinlik mi? Ne gelinliği lan bu? Bu adam da kim? Ben bu dulkarının kocası oluyorum hanım anne. Burada ne işler ne ayaklar dönüyor. Ötün bakalım. Ne? Masar? Ne diyor bu adam böyle? Evet, bu kadın dul ve ben de onu öyle kabul ediyorum, tamam mı? Hadi yallah yallah, defol evimden, hadi hadi hadi. Demek öyle ha? Öyle tabii. Görürsünüz ulan siz. Hadi yürü yürü yürü. Görürsünüz. Kıraşını görelim, hadi yürü. Yürü. Korkma ya, korkma. Evet. Üzülme sen. Gel, gel ya. Gel, gel. Sen ne biçim adamsın be? İnsan karısının başka birisiyle evlenmesine nasıl razı olur? Yoksa onu sevmiyor musun? Seviyorum. Sevdiğim için evlenmesini istiyorum zaten. Yalan söyleme. Bak, ben Masar'ı seviyorum ve evlendirmeye falan da kalkmıyorum. Hatta başka birisini sevecek, başka birisini öpecek diye ödüm kopuyor. Sen de sevsen böyle yapmazdın. Ama benim durumum farklı. Benim karım mecbur kaldığı için evlendi o hayvan zontafayla. Bak Ferruh, sevginin ölçü birimi aşk olduğu biliyorsun.
Ben Nasır'ı 148 aşkoğulla sevdiğim için onun yanına gitmeme izin verildi. Eğer senin de sevgin 135 aşkoğulun üzerindeyse sana da aynı izin verilecektir. Ama eğer karın Masar'la evlendiği takdirde sen de ben de bir daha o tarafa gidemeyeceğiz. İyi düşün ne olur. Evet, artık başlayabiliriz. İnşallah bu sefer bir aksilik çıkmaz. İnşallah. Durun! Ya. Durun bu nikah söylemez! Bu çocuğu ben Masar Bey'den yaptım. Karnımda olmasa da yanımda onun çocuğunu taşıyorum. Ne? Yok, deve. Reyhan saçmalama. Senin böyle kazık kadar çocuğun olamaz. Niye olamazmış? Bal gibi oldu işte. Konuş minik yavrucuğum. Benim annem Masar amca. Babam da Reyhan teyze. Bak öyle mi diyecektin? Amcam Reyhan, annem de babam. Ay öyle değildi. Reyhan babam, Masar da babam. Görüyorsunuz işte memur bey. Bu salaklar yalan söylüyor. Evet. Böyle bir nikah komikliği hazırladığı için Reyhan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve nikaha geçiyoruz. Geçelim efendim, geçelim. Buyur. Hepsinin yüzünden. Sen yanlış söyle, ben doğru söyle. Reyhan dur. Vurma çocuğun tavuğuna. Aptal olacak. Ruhsar. Düşündüm de Sema ile Masar'ın evlenmesine gerek yok ki. O Zontafa'dan ayrılması benim için yeterli. Yaşa. O halde hemen aşağı inelim. Çünkü şu anda nikahları kıyılmak üzere. Tamam inelim. Ama yağmur yok. Yağmur olmadan fani tarafa gidemeyiz ki. Geç benim. Geç de buyurun. Ah, davetlilerden biri geldi galiba. Ben bakıyorum. Lan gelin memur abilerim, işte burası. Şşşt o! Ne oluyor lan orada? O kadın benim karımdır, başka kimseyle evlenemez. Tamam mı? Lavu! Yaşasın! Ya artık bu şakalar da çok olmaya başladı. Öyle yani. Gel lan buraya sen! Hayır! Ne lan? Başıma yedi kocalı hürmüz mü olacağım? Ha? Memur bey, alayından şikayetçiyim. Bunların alayı şebeke. Ben şebek miyim? Bir dakika, bana bak. Madem bu kız senin karın, göster bakalım evlilik cüzdanını. Evlilik cüzdanımı? Güzel abim, biz imam nikahıyla yani... Laik devletimizde imam nikahı, papaz geldiği gibi şeylerin büyük cezası vardır. Senin böyle bir suç işleyecek kadar mankafa olduğunu sanmıyorum Zontafa Bey. Yok ne güzelim, şaka yaptık. Şaka mı? Devletin polisini şakada kullanmanın cezasını biliyor musun sen ha? Yürü hadi yürü merkeze. Öptüreceğiz seni orada. Hadi bakalım. Güle güle. Zontafa güle güle. Evet. Başka şaka yapacak olan varsa ya şimdi yapsın ya da sonsuza dek ciddi olsun. Buyurun nikah. Lütfen buyurun. Şu anda fani dünyada hiçbir yere yağmur yağmıyor mu yani? Maalesef. Sulu kara bile razıyım ama yok. Acaba evlenmişler midir? Bilmiyorum. Ama eğer evlenmişlerse seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Evet, bugün burada bu iki gencin mutlu bir yuva kurmaları için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah kuramazlar. Evet, sen Erdoğan kızı Sema, menkibe oğlu Masar'ı kocana kabul ediyor musun? Ben ediyorum. Yani Sema kabul etmezse ben ediyorum dedim. Tövbe tövbe. Lütfen dışarıdan müdahale etmeyin. Evet Sema Hanım, Masar Bey'i kocana kabul ediyor musunuz? Sema dur kabul etme. Ferru. Artık evlenmene gerek yok karıcığım. Çünkü ben de Ruhsar gibi senin yanına gelip gidebileceğim. Yani artık birlikteyiz. Canım. Ben evlenmekten vazgeçtim. Yuppi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.